Sevgili izleyiciler, güne başlarken devam ediyor. Beraber güne hazırlanıyoruz dedik. Gazete turunu sürdürüyoruz. Konuğumuzu hemen takdim edelim. Bu sabah ülke gündeminin siyasi etkisi çok genişlemeden bazen bazı konulara özellikle odaklanalım istiyoruz. Genel sorunlarımıza, maalesef konuşamadığımız sorunlarımıza. Bunlardan birisi Türkiye'nin canını yakan, yüreğini yakan madenlerdeki gelişmeler. Evet, Maden Mühendisleri Odası'nın eski başkanlarından Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin yönetim kurulu üyesi Mehmet Torun bizlerle birlikte. Günaydın Mehmet Torun. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündeme baktığımız zaman gazetelerde de gördük, birkaç tane haber var yine madenler ile ilgili ki Ermenek'te hala 6 madenciye ulaşma çalışmaları sürüyor maalesef ve sistemle ilgili tıkanmış bir nokta var. Çözüm diye sunulan şeyler aslında çözüm değilmiş ki Soma'da gördük, işte Soma ile ilgili kanunlar geldi. Ermenek'te aynı sıkıntıyı yine yüzleştik, yaşadık. Bunları konuşacağız ama bir siyasi değerlendirmeler bakımından yandaş gazeteler kaldı. İzleyenlerimiz merak ediyorlar, onları da bugüne nasıl başlamış acaba yandaşlar, ona da bakalım. Ondan sonra sizinle sohbete başlayalım. Bu arada yorumda bulunmak isterseniz gazetelerdeki haberlere yönelik tabii ki söz sizin diyelim. Sabah gazetesine bakalım sevgili izleyiciler. Yargıya güvene paralel çelme demiş günün haberi diye. HSYK Başkan Vekili Metin Yıldırmaz'ı manşete taşımış Sabah gazetesi. Paralel savcı ve yargıçlar yüzünden adalete güven %20'lere indi diye bir yorumda bulunuluyor. Sabah bizi şaşırtmıyor. Yandaş gazetelerde genel olarak paralel ve Fethullah Gülen tepkileri görmek mümkün. Ama bu kez HSYK'nın başkan vekili Metin Yıldırmaz konuşmuş. Manşette onu görüyoruz. Alevi toplumunda da çözüm istemeyenler var diye bir yorum var. Şia tarihini iyi bilen hukuk profesörü Hüseyin Hatemi, Alevilerin içinde de çıkarlarına dokunacak diye çözüm istemeyenler var. Alevi sorununa çözüm bulmak isteniyorsa tekke ve zaviyeler kanunu mutlaka değiştirmeli diye bir yorumda bulunmuş. Reyhanlı'da polis uyudu diye bir başlık ki Sabah Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu açıklıyor denilmiş. Sevgili izleyiciler, çok vahim bir iddia. Reyhanlı'da polis uyudu ki orada bir istihbarat zafiyeti olduğu yetkili kişilerce açıklanmıştı. Hatırlayacaksınız, dönemin başbakanı da zafiyet değil bir sorun var ifadesini kullanmıştı. Silahlara veda Nevruz'da diye bir başlıkla Öcalan'ın yol haritasını bütün gazetelerde gördük. Sabah'ta da görüyoruz. Türkiye gazetesi 4 yıl değil 4 gün bile yönetemez ifadesiyle CHP liderine tepkisini Davutoğlu'nun bu şekilde başlıklandırmış. Önce bu haberi görüyoruz. Ardından bakıyoruz. Avrupa'ya şikayet azaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan davaları azaltmak için yapılan reformlar meyvesini veriyor. AYM barajı getirildiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular azaldı. Bir süreç uzaması var. Tabii ki AYM süreci bittikten sonra, bütün hukuk yolları tamamlandıktan sonra o barajı da aşabilirseniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliyorsunuz. Türkiye'deki bir baraj aslında bu. Bu azalmaya yol açan reform olarak sunulmuş Türkiye gazetesinde. Çözüm Orta Doğu'nun geleceğini belirler. İmralı'dan dönen HDP heyeti açıklama yaptı. Süreç kararlı ilerlerse 4-5 ayda Orta Doğu'da etkisi görülür ifadesiyle veriliyor. Öcalan'ın yol haritası diye şu ana kadar sunulmuş olan haberler. Akşam gazetesine bakıyoruz. Akşamda paralel teşhire ihraç şoku diye bir Fethullah Gülen haberi görüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullah Gülen'de paralel yapılanmaya yönelik soruşturması kapsamında gizli tanık olarak ifade veren askeri yargıta üyesine büyük şok. Gizli tanık olay yaratan açıklamaların ardından askeri yargıta Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi diye bir haber görüyoruz. Çözümün ruhu Kuvayi Milliye diye Davutoğlu haberi de var. Akşamda görülen o sevgili izleyiciler. Yeni Şafak'a baktığımızda gördüğümüz haber 1.200.000 dinleme kararı diye yine bir cemaat haberi sevgili izleyiciler. Dudak uçuklatan rakam demiş Yeni Şafak. Paralel yapıyı özel yetkili mahkemelerin kaldırılması da durduramadı. Örgüt sınırsız dinleme imkanı sunan TMK'yı kullanarak Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinden 20 ayda 1.200.000 dinleme kararı çıkarttı. Evet, bir Fethullah Gülen haberi daha burada. Dinlemelerle ilgili bir boyut. Milli Takım 11'i gibi HSYK Başkan Vekili Metin Yıldırmaz'ın Sabah'ta manşet olan açıklamaları zannediyorum. O açıklamalar ya da başka açıklamalar da olabilir, bakalım. Yargıda Birlik Platformu'nu Milli Takım'ın ilk 11'ine benzetti. Başka açıklamalar. Yargıda Birlik Platformu AKP'nin oluşturduğu bir platformdu. Başka unsurlar da vardı elbette içerisinde. HSK ile ilgili bir haber diyelim. Dinlemedikleri kimse kalmadı diye Erdoğan'ı
Hakan Fidan'ı Efkan Ala'ya dinledikleri paralel yapının ifade ediliyor. Rusya Suriye'de yanlışını gördü diye bir haber var. Putin gelmeden önce böyle bir haberin gündeme getirilmiş olması dikkat çekici Yeni Şafak'ta. Kim diyor bunu? Suriye muhalif liderlerinden Samir Hafız demiş sevgili izleyiciler. Takvim gazetesi. Takvim'de kesen adam, diken adam, duran adam diye CHP haberi görüyoruz Takvim gazetesinde. Kesen adam Yalova'nın sevgili izleyiciler Vefa Salman belediye başkanı. Diken adam Muharrem İnce Yalova milletvekili. Duran adam da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Takvim gazetesi için Türkiye'nin en önemli olayı buymuş demek ki. Star gazetesine bakıyoruz. Komisyonu rahat bırakın diye bir ifade var. Davutoğlu görülüyor Star gazetesinde manşette. Yasakların savunucusu olmam diyen Davutoğlu daha önce bir gazetede daha manşete taşınmıştı hatırlayacaksınız. O yorumu tekrar hatırlatmakta fayda var. Davutoğlu yasakları savunmam diyerek yolsuzluk komisyonuna yasak getirilmiş olmasının kendileriyle bir ilgisi olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Bir yandan da Erdoğan dönemiyle kendi dönemini ayırmaya çalışıyor bu yorumlarla diye yorumluyoruz ve Cemaat gazetelerine bakalım. Cemaate yakın gazetelerden Zaman gazetesinde. Sevgili seyirciler, yandaş gazetelerde ne Ermenek ne madenlerle ilgili haberler, herhangi bir haber görmedik. Diğer gazetelerde gördük dedik. Bugün gündeme gelmiş maden gerçeği Türkiye'nin bazı başlıklarda. Onlara tekrar bakacağız. Zaman gazetesinde örneğin manşette hazine bedava kömürün faturasını ödeyemedi diye bir haber var. Hazine hükümet tarafından bedava dağıtılan kömür parasını ödemezse Türkiye kömür işletmeleri mali krize girecek. Hazinenin Türkiye kömür işletmelerine olan 1.6 milyar liralık borcu ayrıntılarıyla Sayıştay raporuna yansıdı. Sayıştay alacağını tahsil edememesinden dolayı Türkiye kömür işletmelerinin özel bankalardan kredi kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Evet, yardım kömürlerinin kriz yarattığı ifade ediliyor. Zamanda ilk dikkat çeken haber bu. Ve diğer haberlere baktığımız zaman Putin'in gelişi görülüyor. Papa ve Patriğin buluşması var. Bir de bugüne bakalım. Bizi korkutup durmayın diye Bugün gazetesinin manşetinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sercüklüoğlu'nu görüyoruz. Patladı diye vermiş Bugün. Sercüklüoğlu patladı. İş adamları para pul istemiyor. Maliye ve sigorta müfettişleriyle bizi korkutup durmayın. Türkiye'nin önündeki 17 ülkenin şartlarını bize sağlayın yeter diyor. Sercüklüoğlu geçtiğimiz haftalarda da yorumlarda bulunmuştu. Türkiye'de ekonomiyle ilgili sıkıntılar olduğu ifade ediliyor ekonomi çevreleri tarafından. Sorunların bir numarası hukuksuzluk ekonomiyi tehdit ediyor diye bir yorum var. Ekonomide büyüme dibe vurdu. Yüksek enflasyon, işsizlik, gelir dağılım adaletsizliği gibi birçok sorunlar yumağı var. Bütün bunların arkasında uzun bir sebepler listesi çıkartılabilir. Ancak bir numarada hukuksuzluk var. Keyfilik, kayırmacılık, şeffaflığın olmayışı, yolsuzluk ekonomiyi tehdit ediyor diye bir yorumda bulunulmuş. Hisarcıklıoğlu'yla yan yana girilmiş bu haberler. Bu arada borç sarmalı tutsak yaptı diye vatandaşın borcu gelirinin %55'ine yükseldi diye. MHP'nin eski ekonomi bakanlarından MHP'li Kenan Tanrıkulu'nun açıklamaları yer buluyor. Ekonomiye odaklanmış Bugün gazetesi de sevgili izleyiciler gördüğümüz üzere bugünkü ana sayfasında. Evet, Zaman gazetesinde dedik ki hazine bedava kömürün faturasını ödeyemedi. Türkiye kömür işletmeleri sıkıntıda haberi vardı. Sayın Torun bugün bir başka haber Taraf gazetesinde görülüyor. AKP'de seçim kömürü telaşı diye vermiş Taraf gazetesi haberi. Bu konumuzla bağlantılı olduğu için onu da tekrar hatırlatmak isterim. Evet, Taraf gazetesindeki haberde peş peşe maden facialarıyla üretim düşünce paniğe kapılan hükümet kendisine yakın bir şirkete 3 ayda 480 bin ton kömür ithal ettirdi diye bir haber girilmiş. Evet, çözüm bulamayınca ithalata gidiliyor anladığımız üzere. Taraf gazetesindeki haber böyle. Bir başka gazetede yine madenler manşete taşınmıştı. O da maden patronu yüzsüzlüğü diye bir şey var bu ülkede diye Sayıştay raporlarına dayanan bir haber var. 11 işçinin katledildiği maden için, Elbistan'daki maden için devletten 2.1 milyar lira ek para istemişler.
Ciner'in Park Holding'i Sayıştay raporlarına göre madendeki ekipmanları götürmüş, üstüne para istemiş. Aynı şirket daha çok kömür için 9.7 derecelik açıyla kazılması gereken madeni 15.5 derece açıyla kazıp cinayete yol açmış. Bu da Bir Gün gazetesinde CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Sayıştay raporlarından gündeme getirdiği bir haber. Şimdi anlıyoruz ki sorun çözülemiyor. Evet. Sorunu bir tarif edelim ve çözüm önerileriniz sizin hep gündeme geldi ama kulak verilmediğini de anlıyoruz. Soma'dan sonra hala sorunun değişmediğini gördüğümüzde o tespitleri ve analizleri yapalım istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için aslında gerçekten ülkenin gerçek sorunlarını göz ardı ederek işte yapay gündemlerle bizi oyalayan bir medya diyelim. Yani üzerinde yapılanması var, yapılanması gerçekten var. Bu üzücü. Tabii madencilik sadece kazalarda gündeme gelen bir sektör haline geldi. Tabii bu kaza demek de artık çok hafif kalmaya başladı. Biz bunu artık iş cinayetleri diyoruz. Hı hı. Çünkü kazalar önceden öngörülemeyen, önlem alınamayan olaylar. Oysa bütün kazalara baktığımızda hepsinin önceden öngörülebileceğini ve önlem alınabileceğini görüyoruz. Ama bunların tek nedeni olarak özellikle son yıllardaki aşırı kar hırsıyla özelleştirme, taşeronlaştırma ve Türkiye'nin yanlış politikasından sonuçlandığını görüyoruz. Nedir bu yanlış politika? Ucuz işçiliğe dayanan, ucuz iş gücüne dayanan, ucuz emeğe dayanan üretim politikasıdır bu. Bu bütün sektörlerde var ama madencilik sektörleri zaten sektör çok ağır bir sektör, zor bir sektör. Ve bu sektöre siz yatırım yapmayıp teknolojiyi, makinelaşmayı transfer edemezseniz emek yoğun çalışma üzerinden bu tür kazalar yaşıyorsunuz. Bir de denetimin yok edilmesi son yıllarda, devletin üretiminden geri çekildiği gibi denetimden de geri çekilmesi bu kazaları kaçınılmaz kılıyor. İşte Elbistan dediniz. Bakın Elbistan'da hala 9 kişi. Bir Gün'ün manşetiydi. O maden patronu yüzsüzlüğü diye bir şey var bu ülkede diyor Bir Gün gazetesi yani, bu Elbistan haberini verirken. Ne yazık ki ölen öldüğüyle kalıyor bu ülkede. Bakın Elbistan'da 9 kişi hala toprağın altında unutuldu. Yani unutuldu bu bitti. Bugün Ermenek'te işte 6 kişi için hala arama dedikleri. Daha önceden Zonguldak'ta var yine. Bu bir acizliğin ifadesi. Bakın Soma'da 301 kişi öldü. Bir ayda unuttuk. 301 kişiyi bırakın kişiyi. Yani tabii benzetmek için söylemiyorum ama başka bir hayvan bile 301 tane hayvan öldürülse aynı anda Batı ülkelerinde ülke ayağa kalkar. İşte fok balığı öldürülse örneğin. Karakterler zarar gelse bütün dünya ayağa kalkıyor. 301 tane candan bahsediyoruz. Hı hı. Ve ne yazık ki bir ay sonra unutuldu. Peşinden Ermeni'ye kadar unutuldu. Bu arada 35 kişi daha öldü birer ikişer madenlerde. Hiç haber bile olmadı. Çünkü niye? 1-2 rutin ölüm gibi gitti. Sadece madende mi oluyormuş? İşte asansör düşüyor 10 kişi ölüyor. Kadınları dolduruyorlar 20 kişilik otobüste 70 kişi otobüs kaza yapıyor. 20-25 kişi anında gidiyor. Tarım işçileri. Madenlerde yine dediğim gibi Ermenek'te 18 kişi göz göre göre, bakın tekrar ediyorum bu, göz göre göre boğuldular. Yani olacak şey değil, bunu anlatmak mümkün Şimdi değil. Şimdi ana tespit çalışanın can sağlığının önemli olmadığı bir kar sistemi içerisindeyiz. Galiba ana tespiti burada Kesinlikle yapmamız bu. Gerekiyor. Kesinlikle bu, ana tespitimiz odur. Yani insana değer verilmeyen, insanı merkeze koymayan, her şeyin para olduğu kapitalizmin ki bunun bir de vahşi kapitalizm, uygulamalar var Türkiye'de. Ne yazık ki çünkü dışarıda milyonlarca işsiz var. O paraya bile sıraya giren bir sürü insan var. Geçen biz Şırnak'a gitmiştik. Şırnak'ta konuşurken kör kuyuları iniyorlar. 150-160 metre derinlerde kuyuları iniyorlar. Nefesliği yok, havalandırması yok, ilkel koşullar. Çıkışıklarla iniyorlar, kovalara oturup iniyorlar. Ben de YouTube'da bir video izlemiştim. Çok dehşet verici dediğiniz gibi bir kovanın içerisinde 160 metre iniyorlar. Orada kömür kazıyorlar. Eğer sağ kalırlarsa da 160 metreyi tekrar çıkırıklarla yukarı çıkıyorlar. Borularla da haberleşiyorlar. Bakın bu 2014 yılından bahsediyorum. Orada o gençlere sormuştum. Yani neden giriyorsunuz buralara? Yani göz göre göre bu ölüm kuyularına neden girersiniz dediğimizde dediler ki ya dışarıda açlıktan ölüm kesin. Yani açlık var, yoksulluk var. Biz dışarıda zaten öleceğiz. Burada büyük de olsa bir olasılık. Yukarıda kesin olan bir şey var. Burada olasılık var. En azından biz para kazanıyoruz. Olasılığı tercih ediyoruz dediler. Para da kazanmıyorlar. Kazandıkları para günlük 30 lira.
Bakın günlük 30 lira yemeğiyle çalışıyorlar orada. Sigortaları yok. Çok vahşice bir sistem. İşçi de değiller çünkü kayıtlı işçi değiller, sigortaları yok. Bunlar nasıl geldi bu duruma? İşte Kürt köyleri yakıldı, boşaltıldı biliyorsunuz yıllardır. Ve oradaki gençler varoşlarda işsiz olduğu için Şırnak'talar. Topraklarından ayrılmak zorunda kaldılar. Aynen öyle. Aynı şekilde Soma'da tarım bitirildi. Ege tarım bölgesidir. Tarım bitirildi. Tarımdan koparılan işsiz gençler mecburen madene girmek zorunda kaldılar. Ermenek zaten öyle. Yani söylemek istemiyorum. İnsanın içi sızlıyor ama o babanın işte yırtık Cislavet lastiğinin bile haber yapıldığı 2014'ten bahsediyoruz. Ve devlet de Ulufe gibi yeni bir lastik gönderiyor kaymakam üzerinden, müftü üzerinden ölenin babasına. Biz bunları şimdi konuşuyoruz. Vehametini daha da artıran bir durum tabii. Kesinlikle, kesin. Ya bunlar yani konuşulmaması gereken şeyler. Ama ne yapıyor şimdiki Cumhurbaşkanı? Başbakan kendi söylüyordu, şimdi de söylüyor. Hedef gösteriyor işte. 2020, 2070. Ama kaza olduğunda 1800'lerde bu batıda da oluyordu bu kazalar diyor. Fıtrat deyip çıkıyorlar zaten. Çelişkiye bakın. Yani hedef 2070 gösteriyorsunuz. Örnek 1800'lü yıllar. Olacak şey değil. Sonra ne diyorsunuz? Bu işin fıtratında var diyorsunuz. Güzel öldüler deniyor. Bu zihniyette bu işte çözülebilir mi sizce? Asıl sıkıntı burada. Yani neden gelişmiş ülkelerde bu kazalar olmuyor ya da çok nadir oluyor da? Onu hep vurguluyoruz yayınlarımızda. Şili'de niye fıtrat yok da Türkiye'de var? Neden yok? Neden Japonya'da deprem olduğunda aynı şiddetteki depremde insanlar ölmüyor da Türkiye'de binlerce insan öyle ölüyor? Neden maden kazaları dediğimiz bizde sanki böyle kadermiş gibi bize dayatılıyor? Oysa bunlar kader değil, fıtrat değil. Neden değil? Önlem aldığınızda çözülebilecek sorunlar bunlar. Ve bunların örnekleri var. Yeter ki bilime, tekniğe inanalım biz. Şimdi burada Türkiye'deki sorunda bir başka tespit de sonuçta devlet işletirken de kazalar oluyordu elbette. Ama hani aşama aşama çeşitli aşamalara da gelmişti. Bir kazanımlar vardı orada. Temel problem çok fazla şirkete tahsis edilmesi mi? Ucuza maliyetle kömür çıkarılması mı? Aynen öyledir. Bakın şimdi ne üretirsen üret ama ucuzu üret. Nasıl üretirsen üret ama ucuzu üret mantığıdır bu. Hele hele son yıllarda madencilik şirketlerinin yandaş şirketler üzerinde seçilmesi, yandaşlara peşkeş çekilmesi bütün maden sahalarının ve onun üzerinde sermaye birikimi, onun üzerinde sermayeler oluşturma modeli ne yazık ki bedel ödettiriyor bize. Bu bedeline emekçilerin canı, işçilerin canı. Şimdi son yıllarda bakıyorsunuz madenlerde işte rödavans dediğimiz kiralama yöntemleri o kadar arttı ki bütün madenleri parça parça birilerine veriyorsunuz. Oysa madenlerin olmazsa olmazı havza madenciliği dediğimiz madenlerin bir bütün olarak düşünülmesi, bütün olarak planlanması. Bütün kazıların nedeni bu bakın. Elbistan'da da böyle oldu. Şimdi Elbistan'da gazete yazıyor ya işte Sayıştay raporlarında. Evet. Doğrudur. Elbistan'da biz 5 milyar tonluk bir kömürümüz var. Burayı bölmeden havzayı bütün şekilde planlayın. Burada 4-5 tane termik santrali çalıştıracak kömür var dedik, raporlarımız da var. Ama ne yapıldı? Sektörlere bölündü, yapay sektörlere. Yapay dediğim yani doğal bir mecburiyetten dolayı bölünme değil. Kağıt üzerinde bölündü, burası sizin dendi, burası sizin dendi. Firmalara verildi. Farklı farklı isimlere yani. İsimlere verildi ve ilginçtir. O kaza olan bu 9 kişinin hala toprak altında olduğu kazada da firmaya şöyle dendi sözleşmesinde. İlk 3 yıl senden kömürü %50 zamla alacağım dendi. İlk 3 yıl. Bu ne demektir biliyor musunuz? İlk 3 yıl bana kömür ver. Ne yaparsan yap kömür ver dedi. O firmada hazırlık yapmadan o biraz önce anlattığınız eğim açıları dediğiniz açıları daha dik tutarak öbürü toprak hafriyat almak anlamına gelir. Zaman kaybıdır. Bir an önce kömüre girmek için kömüre girildi ve bu kaza yaşandı. Bunun müsebbibi birinci sorumlusu devlettir. Çünkü sözleşmede bana 3 yıl %50 zamlı kömür ver diyen devlettir. İkincisi de firmadır. Soma'da aynı şekilde koskoca Soma Havzası parsellere bölündü, şirketlere dağıtıldı. Ne oldu? 301 kişi öldü. Burada da aynı şeyi söyledik biz. Koskoca havzayı bölüyorsunuz. Bu havzaları böldüğünüz zaman hem iş güvenliği anlamında sıkıntı yaşanıyor hem de kaynak kaybı oluyor. Kömürü kaybediyorsunuz. Çünkü sınırlarda kömürler kalıyor. O kömürler daha sonra alınamıyor. Ve 301 kişi öldü.
Hemen işte trafo patlaması bilmem ne diyerek teknik nedenlerden dolayı sanki zorunlu bir bir kazaymış gibi. Şimdi ama zaten yaşadığımız sürecin sonuna baktığımız zaman Soma'da Çalışma Bakanı'nın müfettişlere soruşturma izni vermemesi, Enerji Bakanı'nın işte teknolojisi çok güzel, en iyi maden burası diye fotoğraf verip aynen sonra da geldiğimiz nokta, çıkan yasalara rağmen işte Ermeni'nin yaşanması, tüm bunlar zaten o bakış açısını da besleyen şeyler. Kesinlikle. Sorumluluk almıyor devlet. Sorumlu patronlar şu anda öyle görünüyor. Ama devlet bu sorumluluktan kaçamaz, şundan kaçamaz. Bir, devletin tüm insanların sağlığını koruma gibi bir asli görevi vardır. Çalışanları koruma gibi, sağlıklı iş yeri oluşturma gibi bir görevi vardır. Birincisi. İkincisi, madenler Anayasa'nın 168. maddesine göre devletin hükümet tasarrufu altında. Kendi malı, devletin malı. Dolayısıyla devlet ben bu malımı al, nasıl çalıştırsan çalıştı. Ben de ilgilenmiyorum deme hakkı yoktur, şansı yoktur. Evrensel hukuk anlamında da yoktur. Dolayısıyla devlet ben çekildim demek de çekilemez. Düzenleyici ve denetleyici kesinlikle, zaten devlet. Kesinlikle asli görevidir. Peki şimdi hani mesela bir de kömür konusu var. Şimdi taraf da girmiş onu. Zaman gazetesi de farklı boyutuyla girmiş. Bu madenlerde ucuz kömür çıkarılmasını besleyen bir sistemi yaratan devlet diyoruz ya. Hı. Orayı destekleyen bir unsur da bu. Şimdi kömür yardımı yapılıyor. Ucuza kömür çıkarıyorlar. O kömürler insanlara yardıma gidiyor. Ölen insanların vebali herkese dağıtılıyor. Siz yardım alıp o kömürle ısınırken orada ucuza çalışan o insanlar ölüyor gibi bir durumda. Böyle de bir sistem çıkmış oluyor. Tabii biz kazalardan sonra şöyle bir manşet kullandık. Yanan bizdik, siz kömür sandınız diye. Evet, maden çok da güzel bir maden emekçilerinin bir tam da bu gerçeğini vurgulamaya çalıştık. Dediğiniz doğru. Burada siyasi rant elde ediliyor. Yani bir tarafta insanlar ölüyor, bir tarafta da bir siyasi parti kendine avantaj sağlamak üzere işte bedava dediği tırnak için, aslında hiç bedava değil bunlar. Bunlar bizim paralarımızda çıkan kömürler. Dediğiniz gibi canımızla ödüyoruz, malımızla ödüyoruz, vergimizle ödüyoruz. Tekrar dönerek işte 500 kilo kömürü önce insanları yoksullaştırıyor. Yoksullaştırdığı insanlara da kömür ve makarna gibi, yani aslında insanlığın ayıbı bu. Yani siz bir insanların onuruyla oynuyorsunuz. Hı hı. Çünkü sen devletsiniz, iş bulmak, aş bulmak yerine kendinize bağlayıp sadaka yöntemiyle ulufe dağıtır gibi insanlara kömür dağıtıp oya, bunu oya devşiriyorsunuz. Şimdi sistemin çarpıklıklarını ortaya koyduk. Soma gibi kaç tane maden var Türkiye'de? Ve mesela hani sonuçta baktığımız zaman hala çalışan madenler var. Hala Soma gibi mi çalışıyorlar? Yani Soma gibi olup da mı çalışıyorlar? Ben Soma kazası olduğunda hatırlarsanız 250 tane daha Soma var demiştim. Hı hı. Türkiye'de benzer. Neydi bu 250 rakamı? Enerji Bakanlığı'nın bize verdiği, biz aldığımız yeraltı yöntemiyle çalışan kömür ocakları. 250 civarında. Ve hepsi Soma gibidir. Soma'dan daha beterdir. Benzer yöntemlerle çalışırlar ve her an tehlike riski çok yüksektir. Ermenek olduğunda da 249 Ermenek kaldı demiştim. Yani bu tabii olaylardan sonra söylemek bunları kolay. Hoş da değil aslında. Bizim hoşumuza da gitmiyor. Biz diyoruz ki baştan bunu konuşalım ve bu kazılar olmadan önlem alalım. Bununla ilgili raporlarımız var. 2008'de yazdık, 2010'da yazdık. Bütün bakanlıklara, cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grup başkanlıklarına ve partilere verdik. Orada çözüm önerilerimiz de var. Bunları tabii uzun uzun anlatmak mümkün ama bu zaman içinde belki çok detaya giremeyebiliriz. Bunların dikkate alınması gerekiyor. Aksi halde Ermenek torusu olacak. Bakın Ermenek işte şu anda cenazeler çıkmadığı için biraz yavaş yavaş gündemde tutulmaya çalışılıyor. Bu da unutulacaktır. Ne zamana kadar? Benzer bir kaza yaşanana kadar. Biz bunu istemiyoruz. Önden önlem alalım. Önlem şimdi alalım. Önerilerinize gelelim. Son bir tespitte daha bulunalım. O da önemli. Şöyle sizin önerinizi yapmak yerine, sizin raporlarınıza bakmak yerine yapılan bir şey var. Soma'dan sonra yasalar değiştirildi. Ondan sonra şimdi Ermenek'te yeniden yasa düzenleme yapalım diye bir takım söylemler var. Ve madenler kapanmaya başladı. Bir yandan da işsiz kalmaya başladı madenciler. Ne oluyor da hani ne yapıyorlar da maden çalışmak yerine kapatmayı tercih ediyor firma sahipleri. Şimdi şöyle. Bu da bir çözüm değil çünkü onu görüyoruz. Kesinlikle değil. Türkiye'de her şey tepki üzerinden yürüyor. Soma oldu dediğiniz gibi torba yasa gündeme geldi. Adı Soma yasasıydı. Oysa Soma'nın sorunlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan sonuçlar çıktı. 16 maddeyle başladı. 148 maddeyle bitirildi
torba yasa. Bir çuvala... Tabii ona şey dedik zaten, çorba yasa oldu. Çorba dedik oldu, yani. Çuvala döndü ve her şey yani aklınıza ne gelirse bütün mevzuatların, bütün bakanlıkların sorunlarının güya çözülebileceği bir kanun gibi sunuldu. Sonuçta ne oldu? Orada bir iki tane madde çıktı. İşte dedi ki 6 saat çalışılacak, çalışma saatleri 36 saat haftada geçmeyecek, emeklilik yaşı 5 yaş düşürülecek gibi önlemleri geldi. Bu sefer işverenler ayaklandı. Biz 6 saatle yapamayız. Ha bir de 2 asgari ücret en az verecek denmişti. 2 asgari ücret vermeyelim diye. Maliyetler ciddi olarak artıyor arttığı tabii. Arttığı düşüncesiyle ocakları kapattılar. Aslında bu kapatmanın mantığı şuydu. Yasa çıkmadan bütün işçileri kapı dışarı koydular ki kıdem tazminatları eski kanundan hesaplansın. Yani tek asgari ücretler hesaplansın. Hepsi önce kapıya konuldu. Asgari ücretleri hesaplandı. Yeniden işe alınarak hem ucuz bir işçilik hem de maliyetler tekrar. Yani Ocak ayında yasa yürürlüğe girmeden önce ocaklar kapatıldı. İnsanlar dışarı bırakıldı. Kıdem tazminatları eskiye göre hesaplandı. Yani bunlar hepsi oyunlar. Şimdi burada kapitalizm, ne yazık ki kapitalizm ahlakı diyorum. Daha doğrusu ahlaksızlığı diyorum. Çünkü kapitalizm hem öldürüyor hem de ölüler üzerine de rant elde etmeye çalışıyor. Şimdi şey başladı. Bakın yaşam odaları diye bir tartışma var. Yaşam odaları olacak. İşte hatta haberlerde Ermenek'te güya işçiler 15 saat canlı kalmışlar. Gazdan zehirlenmişler gibi haber otopsi çıktı. Otopsi raporunda boğulma değil de gazdan zehirlenme diye haberler yalanladı. Geldi. Savcılık yalanladı. Aslında bence de çok mümkün değil. Çünkü ben de gittim Ermeni'yi gördüm. Deneyimlerimde oradaki insanların o anda işinin bittiğini gösteriyordu. Çünkü üzerlerinde bir 50 metre civarında su, çamurlu su birikintisi vardı. Burada kurtulmaları zaten o zaman da söyledik, mümkün değildi. Orada zaten da firmanın sondaj makinesi almama gibi yani, bir... Yani şimdi yaşam odası diye birileri de gene ticari anlamda o olay üzerinden rahat sağlamaya çalışıyor. Bu yaşam odası nedir tartışılmıyor. Kömürde nasıl olmalı? Olmalı mı? Olmamalı mı? Olacaksa nasıl olmalı? Yani her şey rant üzerinde döndüğü için bu ülkede, her şey kar üzerinde döndüğü için ölüm üzerinden de bunlar ticaret yapılmaya çalışılıyor. Bunlar insani şeyler değil, ahlaki şeyler değil. Bunlar oturup konuşmamız gerekiyor. Evet, şimdi çözüm önerilerinizi bize aktaralım. Biz de duymuş olalım. Ne istiyoruz duymuş olalım teknik olarak. Bir başlıklandıralım isterseniz onları. Örneğin yaşam odası hep gündemde. Hatta şu şekilde de gündeme geldi. 1.4 milyar liraya Aksaray yapacak yere 1000 oda yerine orada bir evet, yaşam odası bütün madenlere yapılabilirdi gibi rakamsal hesaplar falan da gündeme geldi. Tercih meselesi diyoruz. Türkiye'nin katma değerlerini nereye harcayacağız diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının güvenliği açısından yaşam odasından başlayarak yapılması gerekenleri bir evet, aktarır mısınız bize? Tabii. Ben şimdi öncelikle teknik şeylerden ziyade bence biraz siyasi ve politik öncelikleri başa almak isterim. Örneğin özelleştirme, taşeronlaşma ve rödavas dediğimiz maden kiralama yöntemlerinin mutlaka terk edilmesi gerekiyor. Devlet mi işletmeli? Kesinlikle. Bakın hele yeraltı madenlerini, çünkü çok riskli. Ve bu kar hırsı olduğu sürece de bu devam edecek böyle. Bir kere, yani özel sektöre bırakırsanız yani, o vatandaşın canını alana kadar kömür istiyor, maden istiyor yani. Çünkü devlet de denetlemiyor. Öyle bir ilginç şey ki sarmal ki yani insanlar mecbur çalışacak. Şimdi Ermenek'te bakın insanlar öldü. Göreceksiniz o ocak çalışacaksa ölenlerin kardeşleri, çocukları oraya girmek için gene sıraya gireceklerdir. Büyük bir travma aslında bu. Kesinlikle bunu düşünebiliyor musun? Yani bir babasını kaybetmiş. Oraya tekrar çocuk girip kazma sallamak zorunda. Buna mecbur kalıyor. Buna mecbur. Bir kere bizim bu mantığı yıkmamız lazım. Özelleştirmenin, taşeronlaşmanın madenlerde kesinlikle hemen durdurulması lazım. Devlet işletmeli diyorsunuz. Peki hani Şili'de işte Şili'yi 69 madenci kurtuldu diye hep bakıyoruz, örnek alıyoruz. Almanya'da devlet mi işletiyor? Hayır. Yani sistem neden devlet olmak zorunda? Şöyle şimdi merkez ülkelerde yani kapitalist ülkelerde denetim, örgütlenme bayağı güçlü. İşçi örgütlenmeleri de güçlü. Her ne kadar son yıllarda zayıflatıldıysa da orada bir birikim var. Almanya'da da ben gittim Ruhr Havzası'na, özel sektör işletiyor ama orada çok örgütlü bir sendika var. Güçlü bir sendika var ve sendikalar denetimde çok aktif. Şimdi Türkiye'de bakın örgütlü işçi sayısı %5. Yani 100 işçinin 95'i örgütsüz, sendikasız. Ne diyor bakan, başbakan? Bize haber verseydiniz diyor, biz önlem alırdık diyor Ermenek'te. Yani bu olacak şey mi?
işçi arayacak başbakanı, alo bilmem ne hattından, biz burada mağduruz, gel bize yardım edin diyecek. Var mı böyle bir şey? Ama orada örgütü olsa onun, sendikası olsa, meslek odaları güçlü olsa, meslek odaları, sendikaları denetimin içinde olsa bunlar bir nebze çözülebilir. Bu sistemde bile çözülebilir. Ama ne yazık ki meslek odaları bypass edildi. Bakın TMOB ve 24 tane bağlı odası bakanlığa bağlandı. Şu anda maden mühendisliği odası, makina, elektrik, inşaat, kimya, bütün odalar bakanlıklara bağlandı. Sivil bir inisiyatif gücünü yok etti. Kesinlikle 475 bin üyesi olan Türk Mühendisliği Odaları Birliği bir bürokratın dudağın arasındaki karara bırakılıyor. Yaşam buna müsaade eder mi? Biz buna müsaade eder miyiz? Etmemiz mi gerekiyor? 475 bin mühendisi, mimarı, şehir plancısını yok sayacaksınız. Bir tane bürokratın kararı sizi bağlayacak. Sistemin sağlamasını yapar aslında sivil inisiyatifler. Kesinlikle. O inisiyatifi yok ediyor. Aynen öyle. İşte onu söylemek istiyorum. Yani siz bütün parametreleri ölüm üzerine kuruyorsunuz. Yok etme üzerine kuruyorsunuz. Yaşatma üzerine kurmuyorsunuz. İşte bunun gelelim havza madenciliği diyoruz. Niye havza madenciliği diyoruz? Madenler bütünsel bir yapıyla planlanmalı. O planlama içinde iş güvenliği de olmalı. İşçi sağlığı iş güvenliği de olmalı. Proje yaparken iş güvenliğinden başlamalı projeler. Şimdi maden kanunu değişiyor. Yeni Ermeni kazasından sonra denetimi tamamen piyasaya bırakıyor. Teknik nezaretçilik dediğimiz mühendislerin denetimini de alıyor ellerinden. Diyor ki bunu piyasa yapsın. Ya zaten bizim sıkıntımız piyasanın yapamaması. Piyasanın yapmaması. Piyasada hizmet alacaksınız, gel beni denetle diye. Piyasadaki o denetleyecek firma sizi sıkıştırdığında o firmayla ilişkiyi kesiyorsunuz. Daha esnek olan, o işi daha zayıf yapacak firmaya gidiyorsunuz. Dolayısıyla buradaki sistemi değişmediğiniz müddetçe, devlet denetimini oturtmadığınız müddetçe, denetim mekanizmasını ve üretimdeki ucuz işçilik üzerinden üretimi düzeltmediğiniz müddetçe ne yaparsanız yapınız bu kazalar devam edecektir. Maalesef. Peki şimdi anlayışta bir kere devlet işletmesi gerekiyor dedik. Öbür türlü sendikacılığın ve sivil inisiyatiflerin örgütlenmeye müsaade edilmesi gerekiyor, engellenmemesi gerekiyor dedik. Kısa bir ara verelim, aradan sonra yapılması gerekenler listesini tamamlayalım. Sevgili seyirciler, her seferinde yaşanan faciayla, o ölümlerle yüreğimizi yakan madenlerde aslında ne olmalı sorusuna yanıt arıyoruz. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Listeyi tamamlayacağız, yapılacaklar listesini. Güne başlarken artık son dakikalarında sevgili izleyiciler, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun'la ne yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Liste açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öncelikle Türkiye gibi bir ülkede devletin yönetmesi lazım diyor Mehmet Torun. Madenleri, ki insanların can sağlığı korunabilsin. Ardından siyasi örgütlenmelere, sivil örgütlenmelere, hem meslek örgütleri açısından hem de diğer örgütlenmeler açısından izin verilmesi gerekiyor ki sistemin sağlaması yapılsın. Evet, sonra ne yapılması gerekiyor Sayın Torun? Ardından ki aşama ne olmalı ki biz böyle somalarla, ermeneklerle yüreğimiz yanarak hiç de bir şey yapamıyor olmanın verdiği o acıyla oturarak kalmayalım. Takipçisi olalım, en azından o listeyi tamamlayalım. Kesinlikle. Örgütlenme dedik. Burada meslek odalarının mutlaka denetimdeki rolü çok önemli. Hem üye denetimi açısından hem proje denetimi açısından mutlaka meslek odalarının yasal anlamda bir yerde net yerinin belli olması gerekiyor. Şu an bozuldu galiba o, değil mi? Daha kötüye gitti. Tabii bozuldu. Dendi ki sizi bypass ediyoruz, hiçbir şeye karışmayın, üyelerinizi de denetleyemezsiniz. Ve üye ile odalar arasındaki ilişkiyi tamamen kopardılar şu anda. Bunun kesinlikle yerine sağlanması gerekiyor ve meslek odalarının, örneğin maden mühendisliği odasının madencilik sektöründe hem proje denetimi hem üye denetimini, gerekiyorsa saha denetimini mutlaka yapmasının yolları bulunması gerekiyor. Meslek odalarının denetim yapabilirliğinin sağlanması lazım. Gerekiyor. Havza madenciliği dediğimiz yapının teknik bir olay gibi gözükse de bütünsellik açısından bütün madenlerin havza planlamasını mutlaka yapması gerekiyor. Yani böyle yandaşlara şunu bunu burayı sen çıkar, parça, sağ parça, tarafını sol tarafı sen çıkar değil de havza madenciliği, evet, temel. Bir temel, bir bütün olarak yapması gerekiyor. İLO'nun 176 nolu sözleşmesinin acilen imzalanması gerekiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün madende, yaşam odalarını da onu da içinde olduğu yapıların mutlaka imzalanması gerekiyor. İki gün önce cumartesi günü 167 nolu inşaatlardaki
sözleşme imzalandı. Resmi gazete yayınlandı. Tahmin ediyorum 176'da madenlerde de yakında imzalanır diye düşünüyorum. Özel bir maden iş kanunu çıkarılmalı. Nasıl bu ülkede deniz iş kanunu, basın iş kanunu var ise madencilik çok özel bir sektör. Koşulları çok çok farklı. Ona uygun bir iş kanunu çıkartılmalı ki burada çalışanların özlük hakları, çalışma koşulları, çalışma şartları, emeklilik durumu, fiili hizmet durumu dahil hepsi o kanunda net belirtilmeli. Maden iş kanunu mutlaka çıkarılmalı. Yine maden mühendislerinin denetiminin yapabileceği özlük haklarının rahat alınabileceği bu teknik nezaretçiliğin ücretinin mutlaka işverenden koparılması gerekiyor. Şu andaki sistem mühendis işvereni denetliyor güya ücretini de işverenden alıyor. Siz işverenden aldığınız patronunuzu ne kadar denetleyebilirsiniz? Ve iş güvenceniz de yoksa bunu ne kadar sağlayabilirsiniz? Bunun mutlaka sağlanması gerekiyor. Bir fon oluşturulmalı ve teknik nezaretçi ücretini mutlaka oradan almalı. Ve kamuda maden mühendisi istihdamı acilen artırılmalı. Kamu yıllardır maden mühendisi almıyor. Şu her yıl 1000 tane maden mühendisi mezun oluyor. Ama ne yazık ki maden mühendislerinin kamuya alınma sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bunun mutlaka artırılması gerekiyor. Bir maden bakanlığı kurulması lazım. Eğer bu ülkede madencilik önemsenecekse mutlaka maden bakanlığı kurulmalı. Şu andaki iş kanunu ve iş güvenliği yasası bu dediğimiz öncelikler çerçevesinde acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. İş güvenliği yasası iflas etmiştir. Bu kazılar onu gösteriyor. Bu iş güvenliği yasasını mutlaka değiştirmek gerekiyor. 6331 sayılı yasayı. İş kanununun ikinci maddesinin bu. Yani o iş güvenliği yasası iş güvenliğini sağlamıyor, şu anda. Kesinlikle sağlamıyor. Bu görüldü. Yani iki aya güzel oturmuştur iş güvenliği yasası. Hı-hı. İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri üzerine oturmuştur. İki ayakta çürüktür. Yani i̇ki ayakta... Şunu anlamaya çalışıyorum. Her faciadan sonra, her böyle madenciler öldü, inşaatçılar öldüden sonra sistemde bir sorun yok diyor bakanlar. Ama sistemde bir sorun olduğunu tespit ediyoruz. İş güvenliği yasası da işe yaramıyor İşe diyorsunuz. Yaramıyor, ayakları yere basmıyor. İşçi kelimesi bir yerde geçiyor orada. Sadece işçilerin sendikası var ise onların denetimdeki temsilcisi adı altında geçiyor. Koskoca yasada bir kere işçi kelimesi geçen bir yasa olur mu? Bu işverenlerin örgütlediği, işverenlerin önceliği olan bir yasadır. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi sağlam temellere oturması lazım. Aksi halde sizin de söylediğiniz gibi her kazadan sonra ya kanun iyi ama uygulama yok. Mantığı hı hı. Doğru değil. Hı hı. Doğru değil. Evet, kanun da iyi değil. Kanun da iyi değil. Onu da tespit evet. ediyoruz. Ulusal bir işçi sağlığı konseyi kurulması gerekiyor. Yani tüm tarafların eşit temsiliyeti olan Ulusal İşçi Sağlığı Konseyi. Bu yapı özerk olmalı ve bütün kararları bu yapı üzerine üretmeliyiz. Bunun için de işçi sendikaları, işveren sendikaları, devlet, meslek odaları ama eşit sayıda olmalı temsiliyeti. Şu anda benzer bir yapı var ama bakanlık ağırlıklıdır. Sadece sembolik olarak. Sağlıklı bir sonuç çıkmıyor o da. Asla çıkmaz olunca. Ve tavsiye niteliğinde karar alır sadece. O bile. Ki orada örgütlü yapılar temsil edilmez eşit derecede. Bunu mutlaka sağlaması hı hı. gerekiyor. Ve dediğim gibi taşeronluğun ve özelleştirmenin mutlaka acilen kaldırılması gerekiyor. Ve hepsinde önemlisi bunların altında ve daha doğrusu üstünde bir demokrasi sorunu dediğimiz bunların demokrasiyi hayata geçirecek, içselleştirecek bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Biz tartışamıyoruz bile. Kadın diyor ki kocamı isteyecektim cenazesini diyor şeyden bakandan korktum vermezler diye isteyemedim bir şey söyleyecektim söyleyemedim diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir korku toplumu var. Korku toplumu oluşmuş, sindirilmiş bir toplum. Ses çıkarılmıyor. Bunun hiç kimseye yararı yoktur. Yönetenlere de yararı olmayacağını göreceğiz gelecekte. Yani listeyi tamamlarken ulusal bir konsey oluşturmak gerektiğini de ifade evet. ediyorsunuz. Ve anlayış, zihniyet mutlaka değişmesi gerekiyor. Değişmesi mutlaka gerekiyor değişmesi diye gerekiyor. Özetliyoruz. Böyle bir liste var mı yayınlanmış olan? Hani izleyenlerimize söyleyelim baksınlar. Tabii bizim, takipçisi olalım. Tabii bizim Maden Mühendisi Odası'nın da Türk Mühendisi Odası Birliği'nin sayfalarında da bizim bu çalışmalarımız rapor halinde vardır. Hı-hı. Ve bu Aralık ayında da biz bir işçi sağlığı iş güvenliği raporunu Türk Mühendisi Odası Birliği olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Aralık ayında.
Çünkü niye Aralık ayında diyorum? Konsey toplantısı var. Hem konsey toplantısında sunacağız hem de sizlerle paylaşacağız. Orada da bu maddeleri tek tek madde madde göreceksiniz zaten. Zaten bilinen yıllardır söylediğimiz şeyler. Evet, yani aynı görüntüleri bir daha yaşamayalım, o bizi üzen, yüreklerimizi yakan o ölümlerle karşı karşıya kalmayalım diye yapılması gerekeni özetleyelim madem. Bir kere devleti, Türkiye'de devletin işletmesi gerektiğini evet. söylüyorsunuz. Sivil örgütlenme, sendikal örgütlenmenin yaşanması gerekiyor ve odaların denetimine açık olması gerekiyor diyorsunuz. Havza madenciliği anlayışıyla bu madenler işletilmeli evet. diyorsunuz. İLO sözleşmesi gibi yaşam odalarını garantileyen o. Onun evet. imzalanması gerekiyor. Maden İş Kanunu'nun çıkarılması gerekiyor. İş güvenliği yasasının yenilenmesi gerekiyor. Ve İşçi Sağlığı Konseyi'nin oluşturulması gerekiyor diyorsunuz. Evet. Ve bunlar bizi o ölümlerin kader olmaktan çıkaracak yol haritası da bu. Başlıklar bunlar diye düşünüyoruz. Evet, peki siz bunları gündeme getiriyorsunuz. Muhatap bulabiliyor musunuz? Yanıt ne alıyorsunuz? Programın artık bu son dakikalarında onu söyleyelim. Valla ne yazık ki muhatap bulamıyoruz. Aslında bizim muhatabımız kamuoyudur, halktır. Meslek odaları olarak bizim hem vicdani hem yasal, anayasal sorumluluğumuz gereği bunları anlatmak durumundayız. Siyasi ireden de buna dikkat almak zorunluluğu vardır. Ama ne yazık ki son yıllarda buna dikkate alınmadığı gibi her söylediğimiz muhalif bir düşünceymiş gibi de göz ardı ediliyor. Raporlarımız raflarda, tozlu raflara atılıyor. Oysa yapılması gereken ortak bir akılla evet. insanlarımızı nasıl koruruzun kararını vermektir, yolunu bulmaktır. Neden bunu yapmalıyız? Bir programı noktalarken Soma'da bir delik çorap, Ermenek'te bir delik ayakkabı. Bizim gündemimiz bu. Bu gündemi canlı tutmak ve bu gündemi, bu görüntüleri bir daha karşılaşmamak için iki madenci fotoğrafı, madencilikle ilgili iki temel fotoğraf sistemdeki sorunu çok açık gösteriyor. Ölen delik çorabıyla aklımızda. Ölenin arkasında bıraktığı da yırtık ayakkabısıyla aklımızda. Oysaki sistemi Sayın Torun'un ifade ettiği reçeteyle, yol haritasıyla düzeltebiliriz. Biz de o zaman böyle üzülmeyiz. Ülkemiz için bu sıkıntıyı yaşamamış oluruz. Can sağlığı içerisinde hep birlikte yaşayabiliriz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sözü bağlarken o görüntüler gelsin sevgili izleyiciler. Unutmayacağız, unutturmayacağız. O görüntüleri yaşamamak için çözüm aramayı da sürdüreceğiz.